Sevgili Küplüceli kardeşim, biraz önce çekim yaptığım 802 ada 6 parselin henüz daha Mehmet Ağaca Caddesi'ndeyiz. Bir de bunun altında bir cadde daha var. Saygıdeğer kardeşlerim, vatandaşlarımız şunu zannediyorlar. Küplüce'nin tamamı kentsel dönüşüm alanına alınacak. Bunu bakanlığımız veya TOKİ yapacak. Sevgili kardeşlerim, ben sizlere biraz önce 802 ada 5 ve 6 nolu parsellerin kentsel dönüşüm alanında kalan 10-15 tane bina ile ilgili söyledim. Çamlıca'dan Kiraztepe'ye gelirken sağ tarafta proje alanında kalan yerler ayrılacak. Geri kalan yerler de 3/2 çoğunluğu sağlarsanız, 3/2 çoğunluğu sağladıktan sonra size sıra ne zaman gelecek? Düşünün, Kiraztepe'deki 1500-2000 konut yapılacak. Ondan sonra sıra size gelecek. Kaç yıl? 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl. Burada ben bina sahibiyim. Benim 200 metrekare tapum var. 6 tane dairem var. Ne alacağım? Şu andaki verilen orana göre 100 metrekare tapuma 70 metrekare, her 100 metrekare daireme de 13 metrekare hak alacağım. Saygıdeğer dostlarım, beni çok iyi dinleyin. Örnek veriyorum. %83 size verilecek. Çoğumuz, belki de %99'umuz böyle zannediyoruz. %83 başka bir şey. 100 metreye 83 metre başka bir şey. Örnek verelim. Normali şu: 100 metre dairemize 70 metre, 100 metre tapumuza 70 metre hak verilecek. 100 metre dairemizi de 13 metre verilecek. Yani bize 83 metre teklif var. %83 dediğinizde 100 metrekare tapumuzun 150 metrekare inşaat hakkı olduğunu bilelim. %83 bize verdikleri zaman 124,5 metre verecekler. Yani 150 metrekare inşaat alanımızın %83'ünü verdikleri zaman 124,5 metre veya 125 metre bize daire vermiş olacaklar. Peki 150 metre inşaat hakkı var. 25 metrekare TOKİ veya bakanlık alacak. 150 metrenin 25 metrekaresini o alacak. Gerisi kendisine kalacak. Peki 150 metrekarenin inşaat maliyetini 3000 liradan düşündüğünüzde 450 bin lira yapıyor. Bakanlığımız veya TOKİ sizlerden kat karşılığı alacak. 150 metrekare 450 bin liraya mal edecek. Bunun 125 metrekaresini size verecek. 25 metrekare kendine kalacak. Sadece o 25 metrekareyi 18 bin liradan satacak ki kendi yapmış olduğu masraflar çıksın. Size şimdi soruyorum. Hangi müteahhit firma, hangi bakanlık, hangi TOKİ, hangi belediye bu riskin altına girer? Sevgili kardeşlerim, binalarımız sağlamsa, binalarımıza güveniyorsak parsellerin bölünmesi için uğraşalım. Bugün Kent AŞ ile birlikte Yavuz Türk'ümüze birkaç parsel gezdirdik. Boş parselleri talep ettiler. Niye biliyor musunuz? Az kira vermek için. Bir de buradan hatırlatayım. Bundan sonra bir daire kimin üzerine ise o daireye sadece kira ödenecek, kira yardımı yapılacak. Bir bina sizin üzerinize ise sadece bir kira yardımı yapılacak. Onun için bugünden dairelerinizi bölün, ayırın. Her daire başka insanın üzerine, isminin üzerine olsun.